Aynen çocuğum. Herkese kolay gelsin. Bugün çok çalışacağız biliyorsunuz. Tamam hadi bugün gidelim görüşürüz. Evet. Başlayalım o halde. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Herkesin çatısı su akıtıyor. Hadi. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Herkesin çatısı su akıtıyor. Çocuklar, gittikin! Geliyorum baba! Ben yine dün gece lavaboya açık mı bıraktım yoksa Remzi? Yok baba, lavaboyla olmaz bu kadar. Başka bir iş var bunda. Merhaba millet. Bakın size dipten deniz kabuğu çıkardım. Ay ne iyi yaptın oğlum. Dur ben de geleyim deve güreşi oynayalım. Evladım dalga geçmenin sırası mı? Ev ne hale gelmiş, sen hala şaka peşindesin. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Oğlum şarjı arkada bir el at bakayım. Alo, kimse yok mu? Açsanıza. Bu ne biçim yağmurmuş arkadaşım? Bir durmak bilmedi. Dostum! Birazcık yağmaya ara verir misin? Veremem. Bak beni oraya getirtme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyormuş. Hop Necati sen misin? Bilmem ben miyim? Necati bizim eve su bastı. Kapıyı açamıyorum. Sadece delikten görebiliyorum seni. Bakayım. Vuru. Gördün mü işte? Evet doğruymuş. Neden böyle olduk hiç bilmiyorum Necati. Ben biliyorum Remzi. Yukarıdaki Bulut abinin yüzünden oluyor galiba. Bulut abi kim ya? Kim olacak şavşalın teki. Oy, nasıl duydu? Kısık sesle söyledim o kadar da. Bulut abi nedir arkadaş? Necati saçmalıyor yine. Bulut abi mi? Baba çabuk buraya gelin. Bulut abi burada. Necati'nin saçmalığı bu kıza da bulaştı galiba. Yürü bakalım bari. Ben şuradan hiç haz etmem. Burada bekliyorum çiçek. Sen su kaplumbağası değil miydin dedi? Yok evladım. Kanepe kaplumbağacıyım ben. Canan kızım hayırdır? Bulut abi de kimmiş? Bakın dışarıya kimmiş görün. Bulut abi varmış hakikaten. Merhaba benim adım Hakkı. İlk defa mı Bulut gördünüz? Yani konuşan Bulut ilk defa gördüm. Dedi konuşan hayvan. Bulut abi bir şey soracağım size. Sor bakalım. Acaba neden bu kadar çok yağıyorsunuz? Dünyadaki hava şartları böyle. Benimle ilgisi yok ki. Ama böyle olmaz ki. Biraz fazla yağıyor sanki. O zaman gidin dünyanın atmosferini değiştirin siz de canım. Onu nasıl yapacağız? Gezegenimizle konuşun bir bence. Ne yani? Bildiğimiz dünya gezegeniyle mi? Yok bilmediğimiz dünya. Küçük hanım sen sormaya devam et. Peki nerede bulabiliriz bu dünyayı? Normalde uzayda takılır ama şu aralar kapalı çarşıda diye duydum. Hayır anlamadığım bir durum var. Yağmur bütün mahallede yağıyor. Neden biz uğraşıyoruz sorunla? Bizden başka boş boş gezen yokmuş. O yüzden siz gidin dediler. Pardon buralarda dünya gezegeni varmış. Nerede biliyor musunuz acaba? Şu ilerideki dükkan. Tabelesinde de yazıyor zaten. Sağ ol dostum. Bu sattığın nedir? Keçi boynuzu. Ne? Hangi keçinin boynuzu? Bu bizim mahalledeki Necmi'nin mi yoksa? Hayır. Yemiş bu yemiş. Kimi yemiş? Kimi yemiş? Necmi'yi mi yediniz bir de? Arkadaşım git buradan. Başımızı derde sokma. Hah işte burada. Hakikaten de çok yaratıcı bir dükkan ismiymiş. Hadi girelim içeri öyleyse. Kimse yok mu? Dünya Bey. Ooo kim var orada? Müşteri misiniz? Yoksa adres mi soracaksınız? Abi iyi misin abi? Oğlum Cengiz ne biçim tutuyorsun ipleri? Gitti bütün gösteri. Neyse efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne bakmıştınız? Bakın bu yün halı. Bu da el dokuma halısı. Bu pahalıdır tabii diğerine göre. Pardon ama biz halı almaya gelmedik. Ben de boşuna dil döküyorum burada 2 saattir. Niçin gelmiştiniz? Bizim evimizin tepesinde bir bulut var. Ha biliyorum bizim Hakkı.
Bulut hakkı. İşte bu Bulut ve arkadaşları her yere şakır şakır yağmur yağdırıyorlar. Biz de size geldik. Şimdi arkadaşım sana açık konuşacağım. Cengiz çay söyle sen de. İçiyorsunuz değil mi? Olur olur. Şimdi arkadaşlar, halıcılık aslında benim ikinci mesleğim oluyor. Ben gördüğünüz gibi dünyayım. Oh, çok sıcakmış. Şimdi şöyle oldu. Dünyada yaşayan canlıların doğaya verdiği zarardan ötürü güneş dünyayı daha çok ısıtmaya başladı. Küresel ısınma. Aynen öyle. Küresel ısınma yüzünden ne oldu? Kuraklık. Bravo. Peki kuraklık yüzünden ne oldu? Plaj voleybolu. Hayır. Kuraklık yüzünden yeşillik azaldı. Yeşillik azalınca koyunlar beslenemedi. Koyunlar beslenemeyince yün veremediler. Yün veremeyince ne oldu? Sorarım ne oldu? Ne oldu? Halıcılık işi zarar ziyan oldu. Halının fiyatı arttı. Fiyat artınca kimse halı almadı. Bu yüzden de hem kuraklık azalsın hem yeşillikler çoğalsın diye her yerde yağmur yağmaya başladı. Tamam iyi hoş diyorsun da bizim tavan akıtıyor. Onu ne yapacağız? Dengeyi bozdunuz arkadaş. Bunu da siz halledeceksiniz. Küresel ısınmayı kaldırın, halıcılığı kurtarın. Halıcılığı kurtarın, tavanı kurtarın. Anladınız mı? Ben anladım Dünya Bey. İyi bakayım. O zaman hadi kalkın gidin. Bir dünya işim var benim de. Bu espriyi günde en az bir kere yapıyorsun değil mi? Herhalde. Dünya döndükçe yapacağım. Bak dönüyorum. Cengiz, topla sen de boşları. Şimdi ne yapacağız peki? Küresel ısınmayı engellememiz lazım. Bence de yöresel ısırma çok önemli. Bir de bölgesel ısırma. Herkes gidip kendi yöresinde bir şeyler ısırsın. Ben size ne yapacağımızı tek tek söyleyeceğim. 1. Ozon tabakasının en büyük düşmanını ortadan kaldırmalıyız. Deodorant kullanımını azaltmak. Neredeydi şu deodorantı? Lütfen gereksiz yere deodorant kullanmayalım. Deodorant yerine daha çok duş alalım ve doğaya zararsız ter önleyici ürünlerden kullanalım. Anladım, haklısınız. Peki sizler kimsiniz? Biz muhteşem küresel ısınma engelleyicileriyiz. Ve bu isim çok uzun. Randevumdan önce bedava koku sıkayım da havam olsun. Pardon şunu alayım. Ay. İyice sıkayım. Bol bol sıkayım. Vücuduma da sıkayım. Ayağıma da sıkayım. Sıktın sen de ha. Ver bakayım. Evet gülümseyin. Herkes peynir desin. Ben kaymaklı katmer diyeceğim. Öyle daha güzel çıkıyorum. Kaymaklı katmer. Tamam canım. Şimdi ne yapacağız? Araba egzozu ve benzin gibi yakıtlar yüzünden küresel ısınma çok arttı. Bu yüzden de elektrikli araba kullanımını teşvik etmeliyiz. O zaman herkes bunu bir arabanın ağzından duymalı. Arabadan mı? 2. Elektrikli araba kullanmak. Duyduk, duymadık demeyin. Beni dinleyin. Bırakın artık benzinli, pis, egzoz dumanlı arabaları kullanmayı. Doğayı koruyun. Elektrikli araba kullanın aynı benim gibi. Nasıl ama? İyi konuştum değil mi? Evet evet. Senin de elektrikli olman süper olmuş. Bakın ben de şimdi doğaya yardım edeceğim. Süper araba. Bacarık. Küresel ısınmaya dur demek için elektrikli arabaları tercih edin. Çocuklarınıza daha iyi bir gelecek bırakın. Bizi de Bulut hakkından kurtarın böylece. Evet beyefendi çok doğru. Bu söylüyorlar. Hadi buyurun. Çocuklarımızı geleceğimizi hadi gidelim. Biz kurtaracağız. Yaşasın. Herkes bilinçleniyor. Peki şimdi ne var sırada? Bütün yeşillik alanların düşmanı. Oksijenimizi elimizden alanlar. Gereksiz beton yığınları. 3. Yeşil alanları korumak. Siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Biz buraya gereksiz binalar yapmaya geldik. Biz doğanın koruyucularıyız. Benim kostümümü renkli nerden yıkamışlar. Yoksa beyazdı bu. Yeşillik alanları azaltmayın. Aksine daha fazla ağaç dikin. Çocuklara güzel bir dünya bırakın. Haydi. Haydi. Hadi. Kaçın, kaçın, kaçın. Yürüyor gidelim. Bunlarla baş edilmez. Şakir.
bir şey. İyice uçtun sen. Biz normal bir şekilde gidip ağaç dikeceğiz, o kadar. Gerçekten mi? Ben de süper kahraman olacağız diye çok sevinmiştim. Pelerin giyeyim bari, olur mu? İşte bakın, gördüğünüz gibi dediklerinizin hepsini yaptık. Herkesi küresel ısınma konusunda bilinçlendirdik. Hakikaten de öyle. Dengem tekrar eski haline geliyor gibi. Böyle giderse alıcılık sektörü çok yakında yükselişe geçer. Bulutlarda fazla fazla yağmur yağdırmaz. Siz de evinizde rahat rahat oturursunuz. İşte bu. Oh, dünya varmış. Varım tabii. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Alın götürün bunu. Aşk olsun, çok ayıp. Bu halı uçuyor mu? Uçanından var mı bunun? Bakın, uçuyor gibi sanki. Hop oley. Uzun zamandır Eminönü'ne gitmemiştim. Kapalı çarşıya da gittik, ne iyi oldu. Kapalı falan değildi, gayet de açıktı çarşı. Ay, ne kadar da pislenmiş deniz. Hiç denize çöp atılır mı? Necati bak, Karaköy'den kendime bir aksiyon kamerası aldım. Su geçirmiyor, çok dayanıklı. Öyle mi? Ver bakayım. Ne yaptın Necati? Delirdin mi sen? Arkadaşım, su geçiriyor mu diye baktım işte. Gitti kameram. Seni ben ne yapayım Necati? Dikkat dikkat! Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla bugün saat 15'te en çok çöp toplama yarışması yapılacaktır. Katılmak isteyenlerin iskeledeki masamıza başvurmaları rica olunur. İşte bu. Denizleri temizlememiz için bir fırsat. Katılan her ekibe bir adet tekne ve dalgıç kostümü verilecektir. Güzelim, aksiyon kameram nasıl da denizin dibini boylayıverdi. Ben ne yapayım? Hı? Tekne mi? Dalgıç kostümü mü? Denize dalıp kameramı bulabilirim. Evet, evet, biz de katılıyoruz. Oley! Yine değişik değişik işler. Denizdeki en çok çöpü toplayan ekipse tam 10 bin liranın sahibi olacaktır. 10 bin lira mı? Alo, Kürşat abi. Sana iyi haberlerim var. Evet sevgili İstanbullular, hem denizimizi temizleyeceğiz hem de eğlenip ödül kazanacağız. Bu yanda görmüş olduğunuz kantarla da en çok çöp toplayan ekibimizi belirleyeceğiz. Hazırsanız yarışmayı başlatıyorum. 3, 2, 1, başla! İskele alanında tam yol ileri. Bak bak, balıkla da bondum. Yürü hadi Necati, gidip şu kameramı bulalım. Ördek suya daldı, fil daldı, turbin! Avaneeey! O ne? O kadar daldırdım çıkardım, bir tane dondurma çubuğu mu çıktı? Bakayım, hayır bedavası da yok bir de. Zaten onu da ben atmıştım abi. Sen mi atmıştın? Evet abi. Tabii işte buldum. Eğer denizde çöp bulmak zorsa biz de kendi çöpümüzü kendimiz atarız. Necmi, doğru kıyıya sür şu tekneyi. Çok zekiyim, çok. O değil de fazla dondurma kaldı mı? Alo, alo, telsiz çalışıyor mu? Anlaşıldı komutanım. Takım halinde giderim. Tamam, çalışıyormuş telsizim. Tamam, hadi etrafa bak iyice. Kamerayı bulalım. Aa, şu ileride genç balıklar toplanmış. Onlara soralım bence. Balık anayı gördün mü? Çok iyiydi abi. Acayip balık. Hazır mısınız? Cenk, 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 cenk. Demirde kaymaca. Teşekkürler, sağ olun. Gerçekten harikaydınız. Göbeğime bir imza atabilir misiniz acaba? Dur Necati, saçmalama. Efendim, elinize ayağınıza sağlık. Çok güzel kaydınız ama bir şey merak ediyorum. Kafanızdaki kamera benim olabilir mi acaba? He? Bu mu? Al bakalım. Hadi bakayım. Ay.
Hadi. Sene. Zıpla. Zıplasana. Ne oldu, alamıyor musun? Bu işler evde televizyon karşısında oturup mandalina soymaya benzemez. Ben mandalinayı çok seviyorum. Bakın yanımda soyulmuş bir tane var. Onunla padişahçılık oynuyoruz. Dararırap. Dararırap. Sen beni hiç tanımamışsın evlat. Öyle iki kaykay yaptın diye havalı olduğunu mu sanıyorsun? Peki o zaman tanıyalım seni Ahbap. İspat et hadi, cesur musun yoksa korkak mı? Düello! 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 Bunu sen istedin ufaklık. Düellonu kabul ediyorum. Dap dirilap dap dap dirilap bap 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 bara bara bap. Dökün dökün, iyice dökün. En çok çöpü biz toplayacağız ve ödülün sahibi olacağız. Çok zekiyim her zamanki gibi. Tamam, bu bitti, diğerini getirin. İnanmıyorum. Yarışı kazanmak için denize çöp atıyorlar. Birazdan da onları toplayıp denizi temizlemiş gibi gözükecekler. Bununla beraber sadece bir poşet çöpümüz oldu. Kesin yarışı kaybedeceğiz. Olsun, biz elimizden geleni yapacağız. Of baba, en çok ihtiyacımız olduğu zaman da siz ne yapıyorsunuz acaba? Sana hiç güvenmiyorum Remzi. Ben Cenk'i tutuyorum. Sağ ol Necati'cim. Hiç anlamadım. Sen ne bakıyorsun balık gibi? 3, 2, 1 başla. Hadi ben kaçtım. Cenk, 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 Cenk. Şimdi görürsün sen. Remzi kazandı. Hayır, hayır. Bu sayılmaz. Başka bir yarışma daha yapacağız. Bana uyar genç. Tamam, getir getir getir. Boşalt o reyonları da. Oh oh, yandan. Hop hop. Necmi, son konteyneri de dök hadi. Evet sevgili yarışmacı arkadaşlar, süreniz dolmuştur. Lütfen topladığınız çöplerle iskeleye yanaşınız. Şunların topladıklarına bak. Kesin kaybettik yarışı. Gelsin paralar. Çöpten para kazandık. Daha da bir şey demiyorum. Cübbik cübbik cübbik. Kazanmak kaybetmek önemli değil ama Akbaba Kürşat'ın yaptığı yanına kar kalacak, ona sinir oluyorum. Baksana, attıkları çöpleri doğru düzgün toplayamamışlar bile. İyice kirlettiler denizi. Of, yüzgeçlerime kara sular indi adeta. Sen neymişsin Remzi Başkan? Bakar mısın, burada balık ekmek yiyebileceğimiz bir yer var mı? İçime zint. Pardon, yok bir şey. Devam et sen bakmaya. Al Remzi abi, söz verdiğim gibi kamera senindir. Yarışma, yarışmayı unuttuk. Ben gördüm Remzi, ileride iskeleye toplanmışlar tekneler. Hiçbir şey toplayamamış bizimkiler. Kesin kaybedecekler. Eyvah. Bütün günü burada kaykaydı, kuykuydu diye diye geçirdik. Çöp mü toplayamadık. Çöp mü toplayacaksınız? Evet, ama bize çok fazla çöp lazım. Sanırım size çok büyük bir çöp bulabilirim. Bakıyoruz. 1,5 kilo. Evet, şimdi diğer takımımıza bakalım. Tam 3 kilo. Sıradaki takımımıza geçelim. Vay vay vay. Evet, para ödülümü alayım. Evet, kazanan ekip Akbaba Kürşat ve tayfası. Buyurun efendim, bu da ödülünüz.
Baba. Necati abi. Hadi gençler arkadaşlar. Hadi bakayım bağırın hadi hadi. Çabalanmayın. Zıplayın gençler. Hadi beraber. Bu yıllardır gördüğüm en büyük çöp. Ne? Nasıl? Neden? Kim? Ama bizim hakkımızdı bu ödül. Hayır, gittik bir de o kadar sokaktan kiloyla çöp getirip denize döktük. Nasıl? Bunu demiyorduk değil mi? Yaktın bizi oğlum, yaktın. Çabuk yakalayın şu hilecileri. Hadi o zaman o işe atalım. Çöplerini toplasınlar. Kaçın oğlum, kaçın. O zaman yeni şampiyonumuz belli oldu. Buyurun efendim, ödülünüz. Oley, zenginiz artık. Hadi gidip hayvanat bahçesi alalım. Ya da normal bahçe alsak da olur. Benim daha iyi bir fikrim var. Alın bakalım gençler. Geminizi aldığımız için kaykay yapacak bir yeriniz kalmadı. Bu parayla kendinize daha güzel bir kaykay pisti yapabilirsiniz. Remzi Başkan Oley. Ercan. Pardon abi. Bedava dondurma çubuğu. İster miydin? Ercan. Dikkat dikkat. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Tehlikeli bir kasırga şehrimize yaklaşmakta. Herkes güvenli yerlere gitsin. Eyvah! Duydunuz mu? Bu kasırga tehlikeliymiş. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. İnanmayın bu laflara. Bir kere bile meteor düşmedi bizim mahalleye. Remzi haklı. Meteoroloji ve meteorun hiç ilgisi yok. Ayrıca yetkililer ne yapabilirler ki? Onlar sadece gözlemleyip tedbir almamızı sağlıyor. Şimdiden zeki kız haklı gibi geldi. Keşke meteorlar düşse, içlerinden uzaylı organizmalar etrafa yayılsa, bütün herkesi ele geçirse ve büyük bir macera başlasa. Kapüşonu kafasına yapışıktan ilginç bir açıklama geldi. Hayır, kafama yapışık değil. Yapışık! Elimde bir sihirli değnek olsaydı neler yapardım neler. Neler yapardın Remzi? Mercimek köftesi falan yapar mısın mesela? Hayır Necati. Kasırgayı engellerdim. Mercimek köftesi yapsaydın ne güzel yerdik. Hortum başladı. Birazdan etrafta inekler uçacak. Arabayla hortumdan kaçacağız. Kasırga geliyor Şakir. Hortum değil. Nasıl yani? Hop diri fututu diye dönen hortum yok mu? Evet Necati. Bahçe hortumu var arkada. O dönüyor öyle. Evet. Hortum olmasa da kasırga o kadar şiddetli ki o da seni uçurabilir Necati abi. Of Necati abi uçacak ve bir evin çatısından içeri girecek. Sonra da büyük bir kurtarma operasyonu. Tam bir film gibi. Evet, çılgın hamsiler tatilde. Yanlış örnek. Hızlanıyor bu kasırga. Herkes dikkat etsin. Onlara kalsa her hava olayı tehlikeli. Merhaba çocuklar. Güle güle çocuklar. Kasırga gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Hiçbir şey olmaz. Baba dikkat et. Ya ben niye dikkat edeyim evladım? Yetkililer et. Baba arkanda. Yetkililer dikkat edin diye uyarmıştı. Haklılarmış. Kafam. Aferin. Ne oldu demin öyle? Remzi. Kim var orada? Remzi. Necati sakın beni korkutma. Biliyorsun aniden korkunca kedi gibi bağırıyorum. Remzi. Sen başka bir şey demiyor musun? Sürekli Remzi. Başka bir şey. Bu da ne? Bir portal olmalı. Bir geçit. Remzi. Geldim. Ne kadar sabırsız bir ses bu. Merhabalar Remzi Bey. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ben bir bilim hayvanıyım. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hamster Bey? Anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Ya demek öyle. Tabii. Siz de benim yeteneklerimin farkına varmış olmalısınız.
burası bizim deneylerimizi yaptığımız yer. Birazdan da son teknoloji bir uyduyu uzaya fırlatacağız. Ve dünyadaki ekosistemi yakından takip edeceğiz. Efendim, roketi fırlatıyoruz. İyi iyi, fırlatın. Roket bu sonuçta, ne yapacaksınız başka? 3, 2, 1, ateş! Oh oh, bu dev ekranda ne güzel oyun oynanır. Efendim, cihaz roketten ayrıldı. Her şey hazır. Nedir bu cihaz? Çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Neyse, bilindiği gibi biz canlılar ne yazık ki dünyanın ekolojik dengesini bozduk. Bilinçsizce tükettik ve tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihaz da bozulmuş olan sistemimizi eski haline dengelemeye çalışacak. Oo, ne taktınız buna? Soba mı? Evet, o ısı ileticisi güneşten gelen ısıyı dünyaya yansıtmaya yarıyor. Böylece havanın sıcaklığını arttırabileceğiz. Peki yandaki nedir? Klima mı? Aynen öyle. O da soğuk gezegenlerden aldığı -100 derecedeki ısıyı dünyaya yollamaya yarıyor. Böylece havanın ısısını düşürebileceğiz. Lütfen ben kullanayım bu cihazı. Çok hoşuma gitti. Bilim kurgu filmi gibi. Tabii ki de Remzi Bey. Siz bunun için buradasınız. Çok muhteşem bir şekilde mutluyum. Yuppi. İşte burası sizin çalışma odanız Remzi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı ayarlayabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Vay canına! Hemen işimizin başına geçelim. Öncelikle hemen bu kasırgayı ortadan kaldıralım. Bunun için de elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane, vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Kasırga bitti. Kurtulduk, yaşasın. Bakın, kasırga sona erdi. Sanki bir elektrik süpürgesi birden çekti kasırgayı. Canan, Şakir, babanız nerede? Bilmem ki, az önce buradaydı. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etmem. Sağ ol, içim rahatladı. İşte bu iş böyle yapılır. Mahalleyi kasırgadan kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Alarm, alarm, acil durum. Kuraklık tespit edildi. Acil durum, kuraklık tespit edildi. Kulaklık mı? Kulaklık niye tespit edildi? Kulaklık değil, kuraklık. Rize'nin R'si. Rize'de kuraklık olmaz. Orası hep yağış alır. Bu yeni gelen çıldırtacak beni. Arkadaşım Rize'de değil, senin bölgende kuraklık başlıyor. Eyvah! Demin süpürgeyle çok mu çektim acaba? Dur bakayım. Bunun başka bir ayarı da olması lazım. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Şuna bakın, susuzluktan hortumum büzüştü. Şakir, bak bakayım komşularda su var mı? Su kesilmiş. Bakın bakın, radyoda ne diyor? Tüm mahallenin dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. Vızır vızır. Radyoda eriyor sıcaktan. Zaten yıllardır televizyon radyoyu bitirmişti. İnternet de televizyonu bitirdi. Acaba interneti ne bitirecek? Sanal gerçeklik mi? Eyvah! Sıcaktan dolayı Necati abi ne dediğini şaşırdı. Neredeydi bu tuş? İşte yağmur butonu. Şakir, koş! Belediye mahalleyi yüzme havuzuna çevirdi. O ney? Ne yüzme havuzu Necati abi? Mahalleyi sel bastı. Necati abi, hepimizin evini su bastı. Eşyalarımız selle birlikte suya kapılıp gidiyor. Bu benim koltuk takımım değil mi? Su sporu yapıyorlar. Bu da benim fikrim.
Fişonyerim. Fişonyer değil de şifonyer olmasın o. Burada fişonyerim yüzüyor. Sen hala hatalarımı yüzüme vurma derdindesin Canan. Aşk olsun. Aa, şu giden benim yatağım değil mi? O da su yatağı olmuş. Daha fazla su esprim varsa hepsini yap bence. Kaçın! Köpek balıkları geliyor! Tanju, ne yapıyorsun? Hayatımı kurtarıyorum. Hayır Tanju, ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn oradan. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar, siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim, akraba sayılırız. Abi, bu doğru mu? Yok oğlum öyle bir şey. Isırmaya devam et. Bırak onu kenara. Eyvah! İşler iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Ah, buldum! Şu yandaki gezegenden biraz kum çekeyim. Tamam, şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. İçlem yok. Ay şimdi çok bayılacağım. Sıcak. Çok sıcak. Aa, su. Of. Aman. Of. Aman. Dizlerim parçalandı. Necati abi, böyle yürümemiz gerektiğinden emin misin? İzlediğim tüm çöl filmlerinde çöle düşenler dizlerinin üzerinde oflayarak yürüyorlardı. Böyle yürümekten yoruldum. Hem acıktım da. Evet, ben de çok acıktım. Anne, ne yemek var? Bakın, makarna yaptım. Tatlı olarak da kek var. Anne, sen Serap görüyorsun galiba. Ellerim bomboş. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar da güzel bir ortam değil mi? Deve kardeş, şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok, yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Peki bir şey soracağım deve. Senin boynun neden eğri? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceksin. Nerem doğru ki. Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? Of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika, buldum. Kliması vardı bu makinenin. Çok soğuk. Sabahtan beri macera istiyordun Şakir. Mutlu musun? Evet. Çok. Şaka. Normal konuşabiliyorum ben. Bakkal amca, dondurman var mı? Ayol, bu Tanju niye üşümüyor? Sokakta yaşadığı için alışmış soğuğa herhalde. Evladım, ben olmuşum dondurma. Sen ne diyorsun bakayım? Dondurma mı oldun sen? Bakkallı dondurma. İlginç. Eyvah, tüm mahalleyi mahvettim. Hepsi benim suçum. Canan haklıymış. Bu iş ne kadar da zormuş. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Buna bastım. Şuna da basayım. Buna da. Küresel ısınma başladı. Küresel ısınma başladı. Ne yaptın sen? Milyonluk makineyi bozdun. Hepimizin işi bitti. Ay. Ne yapacağım? İmdat! Nihayet kendine geliyor. Remzi! Eyvah! Tsunami! Ne diyorsun Remzi? Ne tsunamisi? Tosun abi mi? Ne? Rüya mıymış? Evet, rüyaymış. Hepsi rüyaymış. Oh, dünya varmış. Baba, ne oluyor? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Hem de çok.
bana ne oldu peki? He? Kafam niye sargılı? Ne olacak? Kafana kasırgada uçan bir dikkat tabelası çarptı. Kafana tabela çarpınca da bayıldım. Tüm halkımızın dikkatine. Kasırga tehlikesi geçmiştir. Şu anda aldığımız bilgiye göre kasırga tehlikesi ortadan kalkmıştır. Geçmiş olsun. Duydunuz mu? Tehlike geçmiş. Ama ben gerçekten gördüm olanları. Siz bilmiyorsunuz. Hamsterlar var. Uzaya bir tane uydu yolladılar. Diğer gezegenlerden bir şey çekip buraya ısı yansıtıyorlar. Güneş panelleri var. Hatta elektrik süpürgesi de var. Sonra ekranda birden yazılar çıkıyor. Alarm çalıyor. Küresel bir şeyler oluyor. Sonra da... Eyvah! Bayıldı yine. Oo, hazır bayılmışken bence suratına bir şeyler çizelim. Saçmalama Necati. Evet diyenler... Hadi Kadriye hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Of! Kimde pastel boya var? Hay! Azıcık da bana yer açın. Kasa Necati derler bana. Ne yapıyorsunuz bir gün içinde? Kaç macera yaşıyorsunuz? Ha? Bu ses de ne? Yaşadığınızı hissediyor musunuz? Evren sizden mesaj bekliyor. Dileklerinizi gerçekleştirmek için. Evren bizi mi bekliyormuş? Saçmalığa bak daha neler. Hadi durmayın. Evren'e seslenin. O da dileklerinizi yerine getirsin. Evren'e daha çabuk ulaşmak için kitabımı alabilirsiniz. Sadece 19 lira 99 kuruş. Aman aman. Kalsın kitap. Bulgurlar neredeydi ayol? Heh, işte şuradaymış. Siz yine kutsal koro sesi mi yapıyorsunuz? Bakın kovacağım sizi. Çabuk işinizi başına. Evrenin mesajı. Bir okuyalım bakalım neymiş. Ay, sonunda eve geldim. Çocuklar gelmeden yemek yapmaya başlayayım bari. Televizyonu da açayım da yemek yaparken dinleyeyim. Okuyun arkadaşlar. Kitap okumayı asla ertelemeyin. Ah, keşke işten vakit ayırıp uzun uzun okusak. Kitaba ayıracak zaman mı kalmıyor? Öyleyse zaman yaratın. Çünkü kitap her şeyden önemlidir. Beni okumaya ne dersin Kadriye? Hadi gel ve başla. Ayol çıldırdım ben galiba. Kitap dile geldi. Hadi Kadriye, gel ve badana yap. Duvarları komple boya. Sen nereden çıktın? Pardon abi, bir an sen şey yapınca özür dilerim. Hadi Kadriye, okusana. Şu kitabı okumazsam aklımdan çıkmayacak, belli oldu. Biraz bakayım. Anne, yemek ne zaman hazır olur? Evet Kadriye, çok acıktık. Şşt. Sessiz olun bakayım. Kitap okuyorum burada, görmüyor musunuz? Annem kitapla kafayı bozdu. Bu duvara kim göz ağız çizdi? Çıkmıyor da. Yemek yok mu yani? Yok. Dışarıdan söyleyin. Dışarıdan yemek mi? Dışarıdan yemek. Bu lafa bayılıyorum. Öyleyse... Kıyma. Soğan. Hamur. Bakın elimde ne var? Lahmacun bu. Hayır ama onun kadar muhteşem bir şey bu. Bu evren postacısı oyunu. Uzay köpeklerine yakalanmadan mektupları posta kutusuna koymaya çalışıyorsun baba. Hadi tak da oynayalım o zaman. Hop olmaz. Önce lahmacunları görelim. Tamam veriyorum siparişi. Tamam. Hay, kay bakalım o zaman kenara. Şakir tak oyunu. Yetiştirmemiz gereken postalar var. Ha? Bu da ne? Kadriye ne yapıyorsun? Evrene mesaj gönderiyorum. Ne? Nasıl yani? Hemen evren yaz 35 küttürü 4'e gönder. Evren cebine gelsin. Saçmalama Necati. Ne mesajı gönderiyorsun anne? Bir adet ev işlerini yapacak robot istiyorum. Ne? Evrene mesaj gönderince oluyor muymuş? Ben de müzik festivaline beraber gideceğim bir künefe istiyorum. Çok iyi fikir. Ben de uçan kayka istiyorum. Kay kenara Necati. Benim de bir fotoğraf makinesine ihtiyacım var. Babam pahalı diye almıyor. Belki evren gönderir. Fotoğraf makinesi.
O da göndermez o kadar pahalı şeyi. Siz evrene mesaj gönderin, ben de biraz evren postacısı oynayayım. Bakın oyun oynuyorum. Ne oluyor burada? Gel dede gel. Herkes evrene mesaj gönderiyor bak. İstekleri yerine gelecekmiş evrene mesaj yollayınca. Çok iyi fikir. Ben de ne zamandır takma diş koleksiyonu istiyordum. Özel Deluxe Mega Set. Her güne özel ayrı bir dişiniz olsun istemez miydiniz? Cumartesi parti günü. Neon ışıklı rengarenk dişler. Özel Deluxe Mega Set. Bu evde herkes gittikçe daha da garipleşiyor. Ben oyunuma dönüyorum. Size iyi meditasyonlar. 3 saat sonra. Şaka yapıyorsunuz. Hala evrene mesaj mı yolluyorsunuz? Uyansanıza. Anne, baba. Eyvah, uyanmıyorlar. Çay demlendi mi? Namık, şu evrakı imzaladın mı? Beyefendi, bugün gidin yarın gelin. Yarın gidin bugün gelin. Evrene yeni mesajlar geldi abi. Aman şuraya at. Beklesinler işlerini. Atıyorum. İşlik atayım mı? At. İşte Mirket abi bak, bu haldeler. Dediğim gibi meditasyon halinde takılıp kaldılar. Çok enteresan. Hiç uyanmıyorlar mı? Hayır, ne yaptıysam uyanmadılar. Hey! Uyanın! Buraya malzeme gelecek, çekin arabanızı kardeşim. Yok, bu işe yaramadı. Sokağın başındaki mağazada %100 indirim var. İşe yaramıyor. Evet, düşündüğümden de kötüymüş durum. Bu da ne? Annem bu kitabı mı okuyor demişti? Evet, bu kitabı okuduktan sonra böyle yapmaya başladı. Bir bakalım. Evren, mesaj, pozitif enerji. İşte burada. Buraya bir uyarı koymuşlar. Dikkat! Evrene gönderdiğiniz mesajların geri dönmesi zaman alabilir. Ne? Geri dönüş alana kadar mı? Bir de bu mesajlar gidip geri mi dönecek? Nereye gidiyor ki bu mesajlar? Burada yazdığına göre Evren abi diye birine gidiyormuş. Uzayda bir yer. Eyvah! Ne oldu? Evren abi hafta sonu çalışmıyormuş. Mesai saatleri bitmeden oraya yetişmeliyiz. Etrafta hiçbir şey göremiyorum. Sadece gezegenler ve yıldızlar var. Uzaydayız Şakir. Başka ne olmasını bekliyordun? Bilmem, bir tabela falan olabilirdi. Keşke Satürn'den sola dönseydik. Uzayda kayıp mı olduk yoksa? Yaşasın! Tehlikeli maceralar olacak ve lazerler havada uçuşacak. Bak, şurada bir gemi var. Gidip onlara soralım. Kolay gelsin arkadaşlar. Buradan evrene nasıl gideriz? İletilmesi gereken mesajlarımız var da. Ha? Bugünün kurbanı da kendi ayağıyla geldi. Bakın çocuklar, birileri uzayda kaybolmuş. Yakalayalım. Gemilerini alalım patron. Sizin geminiz de çok gıcırmış gerçekten de. Gıcır ne demektir? Gıcır sakıza kıvamını veren kauçuk bir maddedir. Fakat korsanlar beğendikleri uzay gemisine de gıcır derler. Ayrıca evet, ben bir tuvalet kağıdıyım. Eyvah! Çok yanlış kişilere denk geldik Mirket abi. Bunlar uzay korsanı. Öyleyse geç oldu. Biz kaçalım. Hadi gaza basın, yakalayalım şunları. Yakalayalım. Mirket abi bak, bir meteor tarlası. Onların gemisi çok büyük. Buraya giremezler. Sana göre fazla iyi bir fikir bu Şakir. Canan söylese neyse. Aşk olsun. Kaçmayın dedim. Demek meteor tarlasında benden kaçabileceğinizi düşünüyorsunuz ha? Gelin buraya. Doğru düşünmüşsünüz. Oley! Yaşasın! Bak, evrene geldik. İşte burası. Harika. Çok az vaktimiz kaldı. Çabuk olmalıyız. Thank you.
herkes az demlenmiş çaylarını içmeyi bıraksın ve bize yardım etsin. Mesajların iletilmesine ihtiyacımız var. Ne mesajı bu saatte? Mesai bitmek üzere, görmüyor musun? Hakikaten demsizmiş. Lütfen, bu durum çok acil. Arkadaşlarımız tehlikede. Evet, ailem takıldı kaldı. Onları kurtarmak için mesajların cevaplanması lazım. İşte ailemin mesajları burada. Hadi lütfen cevaplayın şunları. Ay, bu saatten sonra çalışamayız hiç. Sonra gelin sonra. Evet. Hayır, bugün olmaz. Hiç olmaz. Mesai bitti, tamam. Bitecek. Olmaz. Bugün mesajları cevaplamalısınız. Duydunuz zilin sesini. Mesai bitti. Hadi bakalım, sonra görüşürüz. Hayır, ailemi o halde bırakamam. Aklıma bir fikir gelmiyor ne yazık ki Şakir. Ha? Mirket abi bak, bu Evren abi olmalı. Hadi gidip onunla konuşalım. Tamam, hadi. Ha? Aa, baksana, biri dev kanatlı kemik istemiş. Keşke onaylasalar bunu. Bayağı komik olurmuş. Ne oluyor? Merhaba, siz Evren abisiniz değil mi? Evet, benim. Ailem size mesaj gönderdi, bunları yanıtlamalısınız. Mesai saati bitti, pazartesi gelin. Hayır, anlamıyorsunuz. Ailem kilitli kaldı. Eğer mesajları cevaplamazsanız o halden çıkamayacaklar. Of, mesaiye kalmayı hiç sevmiyorum. Neyse, tamam. Tamam. Hepsini red mi ettiniz? Bari annemin isteğini onaylasaydınız. Annem gün içinde çok fazla yoruluyor. Bir robota ihtiyacı var. Üzgünüm evlat. Böyle her istediğin her zaman olmaz. Sen de çabalamalısın. Ama... izin verirsen hazırlanıp çıkacağım. Akşam arkadaşlarla sahile gideceğiz. O gemiyi istediğimi söylemiştim. Eyvah, yine geldi bunlar. Hadi yakalayın şunları ve o geminin anahtarını bana getirin. Ne yapacağız şimdi? Bu nereden çıktı? Cuma geceleri buralarda uzay solucanları halı saha maçı yapar. Bundan haberiniz yok mu? Çabuk, fırsatımız varken kaçalım. Ne yani, onları bu şekilde mi bırakacağız? Demin gemimizi çalacaklardı, unuttun galiba. Kötü onlar, kötü. İyi de eğer onlara yardım etmezsek bizim onlardan ne farkımız kalır? Of, bunu demenden korkuyordum. Benim de içime sinmemişti kaçıp gitmek. Buldum. Çabuk şu mesajlara bakalım. İşimize yarayacak bir şeyler çıkabilir. Sanırım anladım. Bu değil. Bu değil. Bu hiç olmaz. Kurtar abicim. İntihar. Kurtar abicim. İntihar. Bu ne? Tanju abinin Evren'e mesajıymış. Onaylıyorum. Ben demin okumuştum onu. Yoksa o... Yaşa! Kurtulduk! Yaşar! Kurtulduk! Teşekkür ederiz evlat. Sen çok kral bir çocukmuşsun. Zaten arkadaşlarım bana Kral Şakir derler. Sizin peşinize düşmemize rağmen bizi kurtarmanız çok onurlu bir davranış. Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin. Hediye mi? Ne hediyesi? Gemimizde kullandığımız ufak bir robot. Alın, belki bir işinize yarar. Robot mu? Annem buna bayılacak. Asla denemekten vazgeçme evlat. Bu ne biçim çay? O zaman biz kaçalım artık yine. Meteorlara dikkat edin. Satürn'ü geçtikten sonra soldan dönmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Olamaz. Lahmacun mesajım reddedilmiş. Tüh. Karnım zil çalıyordu. Yazık oldu. Benim de fotoğraf makinem reddedilmiş. Benim de diş koleksiyonum reddedilmiş. Ay, biliyordum dileğimin kabul olacağını. Teşekkürler Evren. Ya, Evren'e teşekkür et tabii. O robot için ne maceralar yaşadık bir bilsen. Şakir haklı. O uzay korsanlarının robotu. Aman fark etmez. Artık robotum var, robotum. Buyurun hanımefendi. Sen tüm evin işlerini hallet. Ben de biraz daha meditasyona devam edeyim. Hadi bakayım. Bütün ev işlerimi. Ne? Meditasyon mu? Hayır.
Oh, neredesin? Şakir, niye kafama kremalı pasta atıyorsun? Oh, al bakalım. Neredesin? Arkandayım. Al bir daha. Oh, oh, göremiyorum. Buradayım. Başım dönüyor. Her taraf yoğurt oldu. Yine ben yendim. Bugün hiç beni yenemedin Necati abi. Affedersin ama sen üzülme diye bilerek yeniliyorum. Kesin öyledir. Ben neden beceremiyorum bu oyunu? Bir kere de ben kazansam ne olur? Şşş, Şakir, bir kere yenilsene Necati abi. Susana lütfen, öyle olmaz. Ben kendim yeneceğim. Yenileyim mi Necati abi? Lütfen bak Şakir, bu konuda çok hassasım, kırılganım, titrerim. Böyle şeyler deme bana. Sizi gördüğüme sevindim. Evet sevgili misafirlerimiz. 21. bilim ödüllerinin bu seneki kazananını açıklıyorum. Gerek yok açıklamayın. Ben kazandım zaten. Çoktan biliyorum. Ne nasıl olur bu? Ben bile bilmiyorum zarfın içinde ne yazdığını. Bu sene zaman makinesi icat etmiştim. Çok önceden onunla geleceğe gidip kimin kazandığına bakmıştım. Tebrik ederim efendim. Süper bir buluş yapmışsınız gerçekten de. Bak şimdi alkışlayacaklar. Ona da bakmıştım gelecekte. Yürü Mülket aslanım. Tamam. Lise 2'ye çevirdiniz koskoca bilim törenini. Biri de aranızda yürü aslan parçası dedi zaten. Bir de profesör olacak. Yazık. Efendim bu yıl çok çalıştınız, çok uğraştınız ve sonunda büyük ödülü kazandınız. Bu yılın en zeki bilim hayvanı seçildiniz. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Geldik abi, dünyaya geldik. Oy 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 oy. Evladım yavaş. İstop ettirdin gemiyi. Pardon abicim, otomatik viteste değil ya, ondan oldu. Olmaz ama böyle. Seni biz pilot oturttuk buraya. Çaycıyı da koyardık yani. Ben çaycıyım abi zaten. Çaycı mı? Pilot nerede? Çay almaya gitti o. Ha, o çay almaya gidince sen de pilotluk yapmaya mı karar verdin? Ama yani o işler öyle olmuyor. Kalk bakalım git yerine sen. Ne oldu, geldik mi dünyaya? Evet sonunda. Vücut değiştirme deneyi nasıl gidiyor? Bitti sayılır. Şimdi abi bu deney tam olarak ne işe yarıyor? Bu deney bizim başka vücutlara transfer olmamızı sağlıyor. Yani ben sen oluyorum, sen ben oluyorsun. Senle benle konuşmasak daha iyi ama. Peki sonra ne olacak bununla? Başka gezegenlere sıkıntısızca yerleşip aralarına karışabileceğiz. İyi karışın ya. İnsan içine çıkın azıcık. Bütün gün laboratuvarda canınız çıkıyor. Ne insanı, ne diyorsun? Sen niye geldin yine buraya? Gitsene çay ocağına, işin gücün yapma. Şimdi abi bu deney iyi hoş ama dünyalılarla yer değişmeden önce bir test edelim makineyi derim. Tamam o zaman. İki tane dünyalıyı birbiriyle değiştir bakalım. Görelim ne olacak. Remzi sifonunuz çalışmıyor. Yo çalışıyordu. İyice çek. İyice mi? Dur deneyeyim. Eyvah sifon da gitti. Şimdi yandık. Yeter Necati abi. Artık çıkar mısın dışarı? Banyoyu kullanamıyoruz bir saattir. Dur bir dakika. Sifonu tamir etmeye çalışıyorum. Bu kadar çok parçayla olmuyor. Neyse. Biraz bir şeyler okuyup öyle çıkacağım Canan. Ne? Orada okunacak bir şey yok ki. Olur mu canım? Bak şampuan var. Şampuanın arkasında okunacak bir sürü şey var. Okuyayım bakayım. Yağlı ve köpekli saçlar için. Yok köpek değil. Kepekliymiş. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Sonra yer çekimini hesaba kattım. Yer ve zaman mekaniklerini de doğru hesaplayıp boyutlar arası matematiğini de işin içine katı... İşin değişimi tamamlandı. Mirket Bey, Mirket Bey iyi misiniz? Tuvalette ne yapıyorsunuz hepiniz? Nasıl? Çıldırmış galiba. Çıldırmış. Bu şampuan nereye gitti? Elimde şampuan vardı. Efendim ödül o şampuan değil. Ödülle mi yıkayacağım kafamı? Hey beni dinleyin. Böyle saçma sapan konuşan bir adam nasıl olur da yılın en zeki hayvanı ödülünü alır? Evet haklısın. Biz böyle şapşal bir adamın o ödülü almasını kabul etmiyoruz. Geliver onu. Ödülü geliver. Kimden bahsediyor bunlar? Sizden. Arkadaşlar lütfen sakin olur musunuz? Mirket Bey bu ödülü zekası ve yaptıklarıyla aldı. İspat etsin o halde. Evet ispat etsin. Mirket bu sorumu cevapla sadece. Madem zaman makinesi yaptın bunu da bilirsin.
Dördüncü boyut nedir? Ha! Çok kolaymış. Tabii ki de borudur. Evet, boru. Su borusu da olabilir. Yuh! Ne olsun size? Atmayın. Atmayın. Abla domates atıyor bunlar. Siz de atıyorsunuz. O da attı. Atıyorum çünkü siz tam bir cahilmişsiniz. O ödülü hak etmiyorsunuz. Verin çabuk. Çok ilginç. Ya başka bir hacime büründüm ya da başka bir yere moleküler aktarım yaptım. Necati abi yine saçmalıyor. Otur Necati, otur. En sevdiğin yemek var. Yoğurtlu mantı. Lütfen. Şu anda daha önemli şeyler var. Hem ben yoğurtlu mantı sevmem ki. Aç da değilim. Üstüme iyilik sağlık. Necati ilk defa aç değil. Necati iyi misin? Mantı diyorum, mantı. Size inanamıyorum. Burada yaşadığım doğal fenomeni anlamaya çalışıyorum. Siz de üstüme mantıyla geliyorsunuz. Oğlum Necati abini aç, kapa kendine gelsin. Necati abi iyi misin sen? Ben Necati değilim. Ben Mirket'im. Oo, Necati bitmiş. Herkes Necati'ye el sallasın. Güle güle. Yeni beynin hayırlı olsun. Hemen bu olayı çözmem gerek. Bir dakika. Kalem var mı? Çabuk kalem verin bana. Bir de zeki. Hadi yürü bakalım. Seni düzen bahsedeni. Çok meraklıydım sanki ödülünüze. Ben eve gidiyorum. Hayırdır Mirket, neye sinirlendin? Ne Mirket'i? Sen de başlama. Mirket, Mirket nedir arkadaş sabahtan beri? Hayret bir şey canım. Aa! Ha? O ne? Nasıl olur? Ben Mirket'mişim hakikaten de. Aman! Mirket oldum. Yani bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Artık ben bir bilim hayvanıyım. Ben gidip laboratuvardaki ilginç aletleri kullanabilirim. Teşekkürler Necmi. Ama bu sana uyuz olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Şu Necati'ye bir bakalım. Demin haldır uldur gitti içeri ama. Ay amanım. Duvarım. Salonum. Baba. Şunu da -4 diye hesaplarsak. X+Y eşittir. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Buradaki gücü arttırmam gerek. Necati, ne yapıyorsun oğlum sen? Necati yok artık. Ben Necati değilim. Mirket'im ben. Olaylar çok karışık. Şu salonu hemen eski haline getir, yoksa olaylar o zaman karışacak. Kadri, hala küçük düşünüyorsun. Büyük resmi görmelisin. Dünyamızdaki teknolojiyle bu kişilik değiştirme olayı imkansız. Bir takım dünya dışı güçler bunu yapıyor olmalı. Arkadaşlar, bu hakikaten Necati abi değil galiba. Necati abi bu kadar uzun cümle kuramaz ki. Bakın şimdi, burada yapmış olduğum icatla... Benim düdüklüm o. Vücudumdaki radyasyon seviyesini ölçerek beni bu hale getiren sinyalin nereden kaynaklandığını anlayabileceğim. Hesaplanıyor, evet. Remzi, sen doktor çağır istersen, bunun aklı gitmiş. İşte koordinatlar burada. Bize çok yakın hem de. Remzi, uzaya gitmemizi sağlayacak bir uzay gemin var mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Tabii ki de öyle bir şey var. Evet, çok ilginçtir ama var. Duden'in uzay gemisini atmamış mıydın sen anne? Yok oğlum, kışlıkların arasına kaldırmıştım. Fark etmez. Yürüyün gidiyoruz. Bunu düzeltmemiz gerek. Daha da yeni ödül almıştım. Necati beni kesin rezil etmiştir orada. Vay canına. Çok iyiydi bu. Demek ki kırmızı tuş eğlenceli bir şey. Öğrendik bunu. Bilimci olmak çok keyifliymiş. Ha? Bir adet baston. Kesin muhteşem bir özelliği vardır. Neresine basılıyor ki acaba? Mirket? Efendim? Sen değil, gerçek Mirket. Evladım, gerçek Mirket benim. Dışarı bakın. Merhaba! Ben? Sen! Şu an beynim acıyor. Neler oluyor burada? Tamam. Bütün olanları açıklayacağım. Önce şunu içeri alalım. Evet, şimdi de şu uzaylıların gemisine iyice yaklaşalım. Evet abi. Uzayda abi olmaz. Bana adımla hitap et. Tamam kuşiri kuşiri cibilik. Ya da boş ver, abi de gitsin. Cihazın durumu nedir? Bütün dünyalılarla ırkımız yer değiştirebilecek mi? Her şey hazır abicim.
Birazdan işlem başlayacak. Tam tahmin ettiğim gibi uzaylılar dünyamızdaki herkesle yer değiştirecekler. Tahmin ettiğim gibi arkadan kafam çok büyük görünüyormuş. Şimdi gidip o enerji küresini almalıyız. Ama nasıl? Durun! Ben bir bilimciyim. Zekice şeyler yapabilirim. Hayır Necati, lütfen sakın. İşte güç bende! Aa baba, ne oldu bize? Remzi, sen uzaylı olmuşsun. Sen de öylesin Mirket. Ha? Biz dünyalı olmuşuz. Demek ki onlar da biz oldu. Hemen yakalayalım. Eyvah! Eyvah! Bize doğru geliyorlar. Hey gardiyanlar, çabuk şu dünyalıları durdurun. Gelin bakalım buraya. Hey hey hey, ne yapıyorsunuz? Biz dünyalı değiliz. Onlar dünyalı. Yer değiştirdiler bizimle. Oho, iyice şaşırmış bunlar. Hepsini uzay gemilerine koyun ve dünyaya doğru gitmek üzere rotalarını ayarlayın çabuk. Yürüyün hadi yürüyün. Hayır, hayır. Tamamdır. Onlar uzay gemisine binince biz de tekrar karakter değişimi yapacağız ve oraya gideceğiz. Bu enerji küresi ne olacak? Burada mı kalacak yine? Durun durun, buldum. Pişt, çaycı arkadaş. He? Ben mi? Buyurun efendim. Bizim ufak bir işimiz var. Sen şu enerji küresini ortadan kaldır bakayım. Artık kullanmıyoruz zaten. Gereksiz bir şey. Hadi bakayım. Oley. Benim de çok önemli bir görevim olacak. Aferin. Hadi evlat. Sana güveniyorum. Hadi hazır mısınız? Hazırız. Ellerinizi uzatın o halde. Çaycı. Hemen bu küreyi yok eden. Görev beni çağırıyor. Şimdi tam olarak kahraman oldum. Kahraman çaycı. Ay ne oldu bize? O dünyalılar bir işler karıştırdı. Ne? Hey, enerji küresi yok. Küre nerede? Abi, abi, o işi hallettim dediğiniz gibi. Küreyi yok ettim. Süperim değil mi? Hayır. Dünyalılar bizi oyuna getirdi. Planlarımızı suya düşürdüler. Ne zaman madalya veriyorsunuz bana? Şimdi madalyayı görürsün sen. Gel buraya. Gel buraya. Yaşasın, kurtulduk. Hepimiz eski halimize döndük. Bir an önce eve dönmezsek Kadriye bizi başka bir hale sokar, benden söylemesi. Dünyalılar, demek buradasınız. Şimdi hepinizi bu özel bastonumla cezalandıracağım. Eyvah! Fin Necati uzaylı olarak kalmış. Şaka yaptım, şaka. Ben Necati'yim. Söyle o zaman, ödül töreninde ben yokken neler oldu? Pek bir şey olmadı. Herkes bana domates attı, bir de yuvaladılar. Yani altın domatesi aldın. Of of of, bittim ben. Neyse, seneye daha çok çalışıp o ödülü almalıyım. Aslında hata bende. Zaman makinamda sadece kazanma anıma değil, daha ilerisine bakıp bütün bunlar için önlem almam gerekirdi. Çok konuştum bence. Artık eğlence sırası. Baston eğlencesi hem de. O benim laboratuvarımdaki bastonum. Sakın elleme onu. Nasıl yani? Böyle de yapmayayım mı? Kafanızı yiyin, kaçın. Necati neden yaptı bunu? İnsanın kendi bedeni gibi yok. Zeki olacağım ama komik olurum daha iyi. Girişi kaçırdın. Hiçbir şeyi kaçırmadım. Doğru yolda gidiyoruz. Girişi kaçırdınız. İleriden geri dönün. Hayır, girişi kaçırmadım. Evet, girişi kaçırdınız. Şapşal navigasyon. Şansa bakın. Dilim bitmek üzere. Kapanıyorum galiba. Artık yolu da bulamazsınız herhalde. Ne? Hayır, kapanma sakın. Benim tuvaletim geldi Remzi. Benim de karnım acıktı. Ben de susadım. Baba, en yakın benzincide dursana. Hayır oğlum, daha yeni benzinciden çıktık. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bana ne? Tuvaletim geldi. Karnım benzinci susadı. Ay tamam. Giriyoruz şu benzinciye. Dünyanın en güzel benzincisine giriyoruz arkadaşlar. Dalga geçme Necati. Gidin çabuk, işinizi halledin siz de. Burası sanki terk edilmiş gibi. Çekilin, kırmızı alarm. Tuvaletler nerede? Anneciğim. Gel kızım, biz de atıştırmalık bir şeyler alalım. Ben pek bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum burada ama neyse. İşte buradasın. Açılmıyorsun. Neden açılmıyorsun? Sana çok ihtiyacım var.
Ne yazıyor? Tuvaletin anahtarı deponun yanında. Depo nerede? İşte depo orada. İşte anahtar yerde. Aa, bu anahtar niye gelmiyor? Aa, bir yere bağlı. Dolaba bağlamışlar. Kim kaybedecek bu anahtarı? Bunu niye bağladınız? Neyse. Çok tuvaletim var. Buna odaklanmalıyım. Yürü şapşal anahtar. Ay, az kalsın sıkışıyorduk ayol. Bizi fark etmedi mi acaba otomatik kapı? Bir el sallayalım. Açıldı. Ay, ne oluyor? Neyse, biz gidelim en iyisi. Hele şükür. Pompacı yok mu burada? Hop, kimse yok mu? Neyse, yurt dışında millet kendi yapıyor zaten. İçeri girip parayı ödüyor sonra da. Ne kadar zor olacak ki? Evet, ne yazıyor? Benzin ve su. Ben benzin koyacağım herhalde arabaya. Su yakmıyor sonuçta. Evet, şunu şuraya sokalım. Tamam. Ha, aferin bana. Bu sırada ben de arabaya biraz su tutayım. Araba kir içinde resmen. Oh, şuralara da su atalım. Şahane. Misler gibi oldu. Ben kara şövalyeyim. Çok sıcak, çok sıcak. İmdat. Yine aynı yerdeyim, yine aynı yerdeyim. Affedersiniz ama iyi misiniz? Aynı yerdeyim. Ay çıldıracağım. Kurtulamıyorum buradan. Kurtulamıyorum. Bu neydi şimdi? Anne! Başardım. Evet, şimdi tuvaleti kullanabilirim. Ne? Arızalı mı? Ama ben dayanamıyorum artık. Evet, sıkı durun. İçeri giriyorum. Çok mutluyum. Hazır mısın kızım? Hazırım anne. Şimdi açılacak ve birden atlayacağız, tamam mı? Tamam. Kalk kızım, yürü yürü. Gidelim bu esrarengiz yerden. Hiç gözüm tutmadı bu benzinciyi. Evet, işim bittiğine göre çıkabilirim. Aa, dur, sifonu çekmeyi unutmayayım. Dur, sifon arızalıydı. Remzi, çabuk gidelim buradan. Kapılar çıldırmış. O kertenkeleyi gören var mı? Bir anda kayboldu. Pof diye gitti. Ne diyorsunuz? Hepiniz iyi misiniz? Bu benzin değil. Su bu. Su mu? Evet. Bildiğin su. Hayır, araba çalışmıyor. Tamamen bozuldu şimdi de. Bence buradan bir an önce gidelim. Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz ama tek bir yerleşim yerine bile rastlamadık. Onu bırak, yanımızdan bir araba bile geçmedi. Bu çok ilginç değil mi? Benim kafamdan dumanlar çıkıyor. Çok sıcak. İleride bir benzinci var. Yürü, yürü. Kurtulduk galiba. Bizim araba değil mi bu? Ne? Nasıl olur? Yine aynı yere geldik. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Kafamda yumurta pişirebiliyorum. Hadi bunu da açıklayın. Yürüyün çocuklar, yürüyün. Devam edelim. Burada durmak dahi istemiyorum. 3 saat sonra. Bakalım şimdi nereye geldik? Yine aynı yere geldik. Ne oluyor burada? Kafamda köfte pişirdim. İsteyen var mı? Necati, kendine hakim ol. Aklını yitirme sakın. Köftene pul biber dökeyim mi? İlerideki ışıkları siz de görüyor musunuz? Bu çocuk da çıldırdı. Işık diyor hala. Evet, evet, bir şey var orada. Kızım dur, nereye gidiyorsun? İşte ışıklar. Bu bir uzay gemisi. Ayol, ne biçim bir gün bu? Şok üstüne şok. Ben içeri giriyorum. Bütün bu olanların bu gemiyle ilgisi olabilir. Canan atlarsa ben 100 milyar kere atlayabilirim. Hop hop hop. Ben iyi değilim. Beni merak edin. Hayır, bu da olmuyor. Hey, merhaba. Hey, uzaylı, biz dostuz.
Şimdi bak onun dilinden konuşmaya çalışacağım Canan. İyi izle. Haruguri, guri guri, lübele lübele, pişir pişir, doyur doyur. Ne diyor bu? Ona bakma sen. Burada neler oluyor, bir bilgin var mı? Evet, her şey benim yüzümden. Bu gemimle kendi gezegenimden çıkmış uzayda geziyordum. Fakat birden makineler arıza yaptı ve bu benzincinin arkasına düştüm. Tamam ama zamanın tekrarlanmasıyla ne ilgin var? Hadi buna cevap ver. Benim gezegenimdeki zaman algısı çok farklı işler. Zaman herkese göre aynı değildir. Benim zaman algım beni ve belirli bir alandaki çevremi kaplar. Nasıl yani? Çok karışık. Evet, henüz siz dünyalılar bu mantığa hazır değilsiniz. Sen kime siz dünyalılar diyorsun dostum? Yani kısacası çok düşünmeyin bunu. Benim zaman algım benzinciyi ve yaklaşık 1-2 kilometrelik alanı etkisine aldı. O yüzden zaman tekrarlanıp durmaya başladı. Eğer buradan kurtulup evime gitmeyi başaramazsam hepinizin sonu geldi demektir. Bu çok korkunç. Buna dayanamam. Uzayda gezerken ne güzeldi. Solar panellerim sayesinde güneş enerjisinden yararlanıyordum. Gemiyi tekrar şarj etmem için bana öyle bir sıcaklık lazım. Yok artık. Güneş enerjisi kadar büyük bir enerjiyi nereden bulacağız? Nereden bulabileceğimizi biliyorum. Ne? Sahi mi? Nereden? Magma tabakasına inmeliyiz. Yerin kilometrelerce altında duruyor. Güneş kadar olmasa da çok sıcaktır orası. Evet. Her gezegen gibi burasının da bir çekirdeği olmalı. Tabii doğru. Neden bunu düşünemedim? Aynı yerdeyim. İşte size dediğim kertenkele buydu. Ay çıldıracağım. Kurtulamıyorum buradan. Kurtulamıyorum. Eyvah eyvah. Onun için çok geç artık. O geçmişin hayaleti. Tekrarlanıp duruyor. Ne demek o? Benim türümden olmayanlar için bu zaman döngüsüne girmek hiç sağlıklı değildir. Kaçıncı döngüye girdiniz hatırlıyor musunuz? 3. Evet 3. 3. döngüden sonra yok olabilir ve o kertenkele gibi garip bir şeylere dönüşebilirsiniz. Neyse ki 5 dakikanız daha var bu döngünün bitmesi için. 5 dakikada magmaya nasıl ineceğiz? Şaşırdın mı sen? Aslında geminin önünde bir toprak kazma mekanizması var. Fakat hiçbir şekilde güç sağlayamadığım için onu bile çalıştıramıyorum. Kinetik enerji bile işimi görürdü. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Mesela göbek atabilirsiniz. Tamam başlıyorum. Oh oh hop gidi hop gidi. Ay böyle yardım etmek süpermiş yandan. Necati abi dalga geçiyor seninle. Yo geçmiyorum. Belki sizin kinetik enerjinizden çıkan sıcaklık gemim için yeterli enerjiyi sağlayabilir. Devam et dostum, hadi hadi kıvır 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 bakayım. Oley, hem iş hem eğlence. Hop bidi hop bidi. Vay canına, bu dansı kinetik enerjiye çevirebiliyorum. Evet, sizler de başlayın çabuk. Ayol oynak bir şey aç bari. Böyle kuru kuru olur mu? Alın. Hop bidi hop bidi. İnanmıyorum, işe yaradı. Kazma mekanizmasını çalıştırmak için yeterli güç oluştu. Uzaklaşmanız lazım. Geminin arkasında kaçış kapsülü var. Hemen ona binin. Her şey için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim küçük kız. Çok zeki birisin. Kendinle gurur duymalısın. Hadi, hadi kapsüle. Koş, koş, koş. Hey. Kurtulduk. Ne gündü ama. Uzun zamandır böyle macera yaşamamıştım. Takıldım ben. Ay şükürler olsun. Neyse hadi eve gidelim hemen. Efendim benzincimize hoş geldiniz. Benzin, tuvalet, araç yıkama ya da marketten bir şey almak ister miydiniz? Ben ne dedim ki şimdi? Geç
Şuraya geç. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Efendim, bu arkadaşı internette iltifat yaparken yakaladık. Aşırı yoğun bir şekilde pozitiflik salgılıyordu. Bırakın beni. Bırakın dedim. Sizlerden biri olmak istemiyorum. Ay. Bırakın. Bırakın. Negatiflik. Sorun çıkarmak. Hiçbir şeyi beğenmemek. Bakın bakın, yeni bir filtre çıkmış. Suratını bir filin suratına benzetiyor. Bakalım bende nasıl olacak. Çok eğlenceliymiş. Ben de yapacağım. Benden iyi olmuyor. Remzi, bende hiçbir şey olmuyor. Sen zaten filsin Necati. Nasıl olsun sende? Olsun, çifte kavrulmuş fil olmak istiyorum ben de. Şimdi de internete yükleyelim bakalım. Hemen de yorumlar gelmeye başladı. Ne yazmışlar bakayım? Sürekli fotoğraf yükleme. Bildirim sesinden sonra uyuyamıyorum. Kim yazmış? Mahallenin huysuz yaşlısı Cüneyt. Evet, o benim. Az fotoğraf yükle yoksa seni takibi bırakırım. Fotoğraflarla eğlencene borcunu ver Remzi. Al bakalım. O da ne? Fotoğrafımı beğenmeme tuşuna bastılar. İnternet çok negatif bir yer olmaya başladı baba. Ben de şu kağıt helvalı dondurmanın fotoğrafını çekip yükleyeyim hemen. Yükledim. Millet aç geziyor, sense kağıt helva fotoğrafı koyuyorsun. Neler oluyor? Neden herkes bu kadar negatif yorum yapıyor? Millet aç geziyor. Böyle düşünce tatil oldu. Bunlar yanlış. Böyle paylaşılmaz. Negatiflik. Kıskançlık. Yarım kilo kıyma. Ay pardon, yani negatiflik. Kıskançlık. Hiçbir şeyi beğenmemek. Evet. Şunu da yazdım mı oldu bu iş? Tamam. Bu yepyeni aşırı tehlikeli icadımı test etmek için kendimi feda etmekten başka çarem yok. Şimdi icadımız çalışıyor mu bir bakalım. Şu bardağı da şuraya koyalım. Hadi bakalım. Yaşasın! Katı halden sıvı hale geçmeyi başardım. Demek ki icadım çalışıyor. Bu seneki muhteşem icatlar ödülünü kesin ben kazanacağım. Mirket abi. Ben çok susadım. Oo, çikolatalı süt. Hastasıyım. Hemen içeyim. Dur, sakın içme. Konuşan kap. Kap değilim ben. Mirket, sıvı haldeyim. Mirket abi, olanlardan haberin yok mu? Hangi olanlardan? İnternet çıldırdı. İnternet mi çıldırdı? Her tarafta negatiflik var, kıskançlık, laf atmalar ve bir sürü sinir bozucu yorum. Sosyal medya çok fena durumda şu anda. Sosyal medyayı kullanmıyorum ki ben. Nereden bilebilirim? Ne? Sosyal medyayı kullanmayan biri. Dünyanın en gereksiz iki şeyini söyleyeyim mi size? Birincisi sosyal medya. İkincisi? Üç boyutlu filmler. Sosyal medya kullanmayan biriyle karşılaştım bugün. Böyle bir şey olabilir mi? Üç boyutlu filmler gereksizmiş. Hiç de bile. En mükemmel, komik, harika benim. Etiket, diğer herkes çok sıkıcı. Üzgün surat. Ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Sizler de negatifçilere dönmüşsünüz. Evet, haklı. Biz de öyle davranıyorduk. Onlar gibi olmuşuz ve farkında değiliz. Telefonun taksidi bitmemişti. Şakir, hemen şu bilgisayarı aç ve şuradaki yazan adrese gir. Tamam. Evet.
Tamam, girdim. İnanılmaz. İnternetteki iyimserlik ve kötümserlik pastasını görüyor musunuz? Ben hiçbir yerde pasta falan görmüyorum. Ve canım çok pasta çekti. Sen aklıma soktun. Öyle pasta değil. İstatistiksel verilerden bahsediyorum. Baksanıza şuna. Vay canına. İnternet gitgide kötümser bir hal alıyor. Ne yapacağız peki? Bütün herkesin paylaştığı fotoğraflara, yazılara, kısacası her şeye pozitif şeyler yazacaksınız. Etrafınızdakilerin de böyle yapmasını sağlayacaksınız. İyimserliği arttırmanız gerek. Ve sonra da şu pastayı yiyelim. Şakir, şimdi de eski halime dönmem için 3 defa enter'a bas. Katı hal gibisi yok. Tamam öyleyse, hadi başlayalım. Bu fotoğrafta muhteşem çıkmışsınız teyzeciğim. Biri yorum yapmış bana. Bu fotoğrafta muhteşem çıkmışsınız teyzeciğim. Sahi mi ayol? Sizin dükkandaki beyaz peynir gibisini görmedim. Sevginizi mi katıyorsunuz yoksa? Bana da yorum yapmışlar. Peynirimi çok beğenmişler. Kasaplık çok kutsal bir meslek, öyle değil mi? Ben de büyünce kasap olmak istiyorum. Biri bana iltifat etmiş. Hoşuma gitti bak bu. İşe yarıyor galiba. Baksanıza, herkes bu durumdan memnun görünüyor. Herkes daha mutlu olmaya başladı. Sanırım yaptıklarımız işe yarıyor. Neler oluyor? Kablosuz ağ bağlantısı işareti bu. Eyvah! Neler oluyor? Baba, çabuk Birket ara. Alo Birket. Efendim? Birket, biz uçuyoruz. Hayırlı olsun, hadi kapatıyorum. Dur. Kapatma. Kablosuz ağ bağlantı simgesi bizi yakaladı ve bir yere götürüyor. Ağ bağlantısı simgesi mi? Tamam bekle, kapatma telefonu. Yerinizi saptamaya çalışacağım. Uçan fil Necati. Yuhu. Necati bak, senin evin üstünden geçiyoruz. Beni dur. Ne haber? Uçuyorum bak. Bir de horoz olacaksın. Anca yerde otla sen. Eyvah eyvah. Tahmin ettiğim gibi internetin kaynağına doğru gidiyorsunuz. Ne dedin? Seni duyamıyoruz. Burada bir sorun var sanırım. Hay aksi, bağlantı gitti. İnternetin kaynağına götürüldüler. Fakat orası çok iyi korunuyor. Bu halde gidip onları kurtarmam imkansız. Bu halde evet tabii ki de katı sıvı gaz çeviricim işe yarayabilir. Şu ayarı da yapalım. Hadi bakalım. Bir gazla yapıyoruz ama. Oley! Gaz olmuşum! Gazım artık! Yaşasın! Şimdi beni gaza getirdiniz işte. İşte internetin kaynağı. Şimdi tek yapmam gereken gizlice içeri girmek. Gözlerimi de kapayım da hiç belli olmasın. Anneciğim, nereye geldik biz böyle? Burası internet kafe mi? Dev bir modem bu. Abi, kablosuz ağ şifresini öğrenebilir miyim? Bir şey yemek içmek gerekiyor mu internet için? Yoksa bedava mı? Ne yapıyor bize? Baba, bizi de negatifleştiriyor galiba. Evet oğlum, ben de asabileşmeye başlıyorum. Vay canına, internetin kaynağı burasıymış demek. Acaba kedi videolarını nerede saklıyorlar? Aha, Remziler de orada işte. Onları kurtarmam gerek ama nasıl? Tabii ya, modeme güç buradan gidiyor. Onu çıkarırsam interneti bitirebilirim. Üzgünüm çocuklar ama artık internetsiz yaşamak zorundasınız. Hadi. Ne oldu? Kurtulduk baba.
D modem çalışmıyor artık. Bakın bakın, konuşurken benden artılar çıkıyor. Bak bak bak. Merhaba çocuklar. Git buradan hayalet. Dur Necati dur, benim ben Mirket. Oo Mirket, havandan geçilmiyor. Çok komikmiş. Aa, bizi sen mi kurtardın yoksa? Evet öyle oldu. Ancak size kötü bir haberim var. Ben İnterneti komple kapattım. Ne? Sizi nasıl kurtarsaydım? Başka yol yoktu ki. Hemen internetimizi geri getir. Bana internet verin çabuk. İnternetimizi isteriz. Gel çabuk buraya. Hop 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 hop. Sizi kurtarmışım. Daha ne istiyorsunuz? Gelmeyin arkamdan. Gelmeyin demiştim. Nereden geliyor? Baba, sen mi ağlıyorsun? Yok oğlum, ağlamıyorum. Gözüme biber kaçtı. Baba, hadi doğruyu söyle. Yok yok, doğru söylüyor. Salatalıktan kaçıyorum, yerimi söylemeyin. Ha? Bu Necati abi. Ha? Kapa kapa meşgul. Necati abi, ne oldu sana? Neyin var? Sokakta bulduğum iki zevcillerin bakımını üstlendim. Ama yaptığım yuvalarının çatısı bile yok. Necati abi, sakin ol. Her şeye ben yetişiyorum. Ama onlara bir çatı yaptıramıyorum. Güneşin altında sıcaktan pişiyor yavrucaklar. Neyse, sizi dertlerimle sıkmayayım. Canan, bir şey yapmalıyız. Necati abiyi hiç böyle mutsuz görmemiştim. Ben görmüştüm. Fıstık kavanozunu açamayınca iki gün ağlamıştı. Sonra ne olmuştu? Onun bir fıstık kavanozu değil, kumbara olduğunu söyleyince susmuştu. Bu sefer işe yaramaz. Bence artık oynamadığımız oyuncaklarımızı satıp kazandıklarımızla iki zevcillere o çatıyı yaptıralım. Harika bir fikir. Geliyor, geliyor. Kaçma. İşte Kadriye. Gözüme kaçan biber. Çabuk yakala. Temizlik kuvveti. Oyuncaklar. Muhteşem oyuncaklar. Oyuncak almak ister miydiniz? Of. Bir sürü müşteri var ama kimse bizden satın almıyor. Neden sizden satın alsınlar ki? Ha? Benim adım Pazarlama. Anladınız mı? Burası pazar, ben de lamayım. Pazarlama. Anladık, anladık. Önemli olan sattığınız ürün değil. Önemli olan pazarlama. Bakın diğerlerine ürünlerini nasıl pazarlıyorlar. Elmalar elma, Pamuk Prenses'ten güzel elma. Parmaklar dolma, sen eksik olma. Gençlere güzellere, bir düdüklü tencere. Al şimdi bir kere, pişir pişir ye. Müşteriler pazarda, eteklerim sarayda. 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira. Hoppili cüppili buyru, buyru, cüppili hoppili buyru. Ha? Sen ne satıyorsun? Bir şey satmıyorum. Ben gaza geldim. Bebek maması, bebek bezi, bebek mendili, bebek biberonu. İndirimden bir şey ister misiniz? Şunu istiyorum. Ürünü okumuyor. Ürün değilim ben. Müşteriyim. 999 lira. Kart geçiyor mu? Geçiyor. O zaman nakit ödeyeceğim. Şuradan alır mısınız? Nakit değilim ben. Ama yine de bozuldum. Daha fazla böyle espriniz var mı? Yoksa hesabı kapatıyorum. Hazır mısın Canan? Oyuncaklar, oyuncaklar. Almayanın arkasından ağlar. Gelin, sosyal sorumluluk projemize siz de ortak olun. Evsiz evcillere yuva olun. Sosyal sorumluluk dedi. İşe yarıyor. 5 lira 10 lira, 5 lira 10 lira. Herkes alacak sıra sıra. Gazeteye sal ver. Sosyal sorumluluk. Şimdi cip cip zamanı. Ben banyoyu hazırlarken siz burada uslu uslu durun. Biraz şundan koyalım. Biraz da köpük.
azıcık tuz atsak. Aa, ayran oldu sanırım. Ola? Ola mı? Alo. Necati Bey, kredi kartınızı çok kullanmışsınız. Çok yorulmuş, şikayet ediyor. Söyle söyle, jelatinim soyuldu, onu da söyle. Jacuzzi bakuzzi, küvette şüvette. Banyo köpürdü, üstüme geliyor. Böyle bahane olmaz. Tünele girdim, çekmiyor diyeyim bari. Köpün, köpün! Yaşasın. Neredeyse yeterli parayı topladık. Artık evcil ikizler sıcaktan pişmeyecek. Şu sosyal sorumluluk projesi yüzünden hiç mal satamıyoruz. Ben sıkıntıdan düdüklü tencerenin düdükleriyle oynuyorum. Düdük! Düdük! Beni dinleyin. Mal satamadığım için Afrika'dan gelen elmalarım birbirine kavuşamıyor. Gelin onlara yardım edelim. Her elma bir buluşma. İşte bu. Biz de sosyal sorumluluk yapacağız. Oo etekçi. Bakıyorum çok sevindin. Eteklerin zil çalıyor. Bu animasyon yüzünden 4 animatör eve geç gitti. Üzgünüm Lajbi. Seninle oynayamam. Ben artık ikizlere bakıyorum. Necati. Zaten benle oynamanı istemedim. Israr etme Lajbi. İkizleri parkta gezdirip geri döneceğim. Necati. Tek başıma oturuyorum. Beni rahat bırak. Madem çok zor durumdasın, 2 saniye oynayabilirim belki. Bana ne elma? Ben de yardım etmek istiyorum. Affedersiniz. Kavuşamayan elmalar hikayesini dinledik. Buna sebep olmak istemezdik. Topladığımız parayı size bağışlamak istiyoruz. Elmaların kavuşması çatıdan daha önemli. Hey, beni dinleyin. Peynir satamadığım için peynir ekmekle beslenen uçan balinalar aç kaldı. Uçan balinalara yardım edelim. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben karpuz satamadığım için bostan korkulu sürekli ağlıyor ve gözyaşları buharlaşıp küresel ısınmaya yol açıyor. Ben de yardım etmek istiyorum. Etek satamadığım için ince belli çay bardakları şişmanladı. Millet çay içemiyor. Ne olur yardım edin. Abi daha iyi bir şey bulman lazım. Peynir ekmeksizlik yüzünden güçten düşüyorum. Yakında uçamayan bir balina olacağım. Dikkat et, yavrucakları ezeceksin. Oo, Necati. Başına talih kuşu konmuş. Tanju, yardım et de yokuş aşağı çalıştıralım. Yardımım karşılığı gofret vereceğini hissediyorum. 1-2 gofret. Ne olur ağlama artık. İklim bozuluyor. İçim karardı. Gidip biraz fırtına estireyim. Şakir, topladığımız parayı kime vereceğiz? Herkesin çok önemli dertleri var. Kavuşamayan elmalara el verin. Kurumayan ıslak mayoları kurutalım. Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasını kaybediyoruz. Bilemiyorum Canan. Halka mı sorsak? Biz sadece izliyoruz. Anne baba. Yaşasın. Görüşürüz. Ay ay ay, ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Öyle. Sizinki kaç yaşında? Benimkiler ikiz. Bir haftalıklar daha. Okula gitmek için biraz küçük değiller mi? Ayakkabıların dilleri varsa neden konuşamıyorlar? Bazı soruların cevapları yoktur. Mısırcı. İkizleri unutmuşum. Mısırcı, dur bekle. Parayı sizin sosyal sorumluluğunuz için neden kullanalım? Bize tek kelimeyle anlatın lütfen. Tek kelime az oldu. Daha uzun anlatın. Şeftali enflasyonu yükselince lira uzay paritesi düşecek ve uzun vadede karlılığa yol açacak. Çok karışık terimler. Müşteriler ne diyor? Anlaşılır konuşmadı. Anlayamadım. Bence elmacıya yardım edin. Sosyal olmayan bir sorumluluk. Çok da büyük dert değil gibi geldi yani. Sen niye 10 puan verdin? Bozuğum yoktu. 7 puanı geri alacağım. Vitaminsizlikten büyüyemeyen portakalları mı herkes mandalina sanıyor? Parayı benim sosyal sorumluluğumda kullanalım. Oley! Bir dakika. Sabahtan beri kimseye yardım edemedik. Pazarcılar da mal satmayı bırakıp yarış içine girdiler.
bu kadar kişi boş boş oturup zaman geçireceğimize hep beraber sorunlarımızı çözelim. Bu çocuk çok mantıklı konuştu. Tüm paramızı ona verelim. Hayır, parayla değil. Gidip gerçekten sorunlarımızı çözeceğiz. O zaman son bir smaç basayım gidelim. Oley! Kestane kebap, olalım mı ahbap? Hoppa, cübbala cübbi, yübbi. Pazarcıların sorunlarını çözdük. Ama ne paramız kaldı, ne oyuncağımız. Başa döndük. Necati abiye çatı yapma hayalimiz suya düştü. Pazarcılar da işine döndü. Artık bize yardım etmezler. O çatı benim. O çatı benim çatım. Çekicim sizinle. Hayır, Kara Murat benim. Filmleri karıştırdık iyice. Ben sadece kasanın üstüne çıkmak istedim. Özet olarak size yardım edeceğiz ve çatıyı beraber inşa edeceğiz. Oley! Sizi kümesinize koyalım. İyi geceler masalına hazır mısınız? Bir varmış, biri yokmuş. Her işe koşan ama size bir türlü çatı alamayan bir Necaticik varmış. Necati abi. Necati yorgunluktan Şakir'in sesini hayal ediyormuş. Bir de tereyağlı tost kokuyormuş. Necati abi. Tereyağlı tost kokuyormuş dedim. Necati abi, tost yok. Ama bak elimizde ne var. İnanamıyorum. Şakir, Canan, beni çok duygulandırdınız. Bu bölüm o kadar çok ağladım ki seslendirme sanatçım yoruldu. Tamam Necati abi, tamam, geçti. Hadi şu yavruların çatısını koyalım. Ama... Necati abi, senin ikiz evcil dediğin bunlar mıydı? Tüm gün bunun için mi uğraştık biz? Evet. Bakın bunun adı Şupidik, bunun adı da Kikibik. ama güneşte kalırlarsa... Güneşte kalırlarsa gerçekten pişeceklerdi. Hiç Adanalıların videolarını izlemediniz mi? On puan. 20 puan. 100 puan. İyi de bu girmedi ki. Çok konuşan çocuktan sektirmeli 1000 puan. Duyduk duymadık demeyin. Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var. Portaldan ışınlamalı 10.000 puan. Şuna bak, havada portal açabiliyorlar ama tek yaptıkları problem çıkarmak. Hiçbir şey anlamadım bu problemden. Çünkü ters tutuyorsun baba. Bir dakika, böyle daha ters oldu. Bir de şöyle kenardan bakalım. Gerçekten de çözmesi zor problemmiş. Necati, boş boş oyun oynayacağına az kafanı kullan da şu problemi çöz. Bu çok kolay. Şu çizgiyi şuraya çeksek... Nenem de pazardan 3 elma alsa... Öğretmenim bitti. Artık parka gidebilir miyim? Haklısın zaten Necati. Oley! O zaman portaldan ışınlanmalı 100.000 puan. Biraz ittirsenize. Dikkat dikkat! Çözülemeyen problemi bir kişi çözdü. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Kesin ben cevabımı çözdüm. Ödülü ben kazanacağım. Ve kazanan... Fil Necati. Necati mi?
zeka sorusunu çözen. Kesin çözmüştür. Ben de şaşkınım ama doğru. Cevabını defalarca kontrol ettim. Necati problemi gerçekten çözmüş. Zekamı kıskanmayın Remzi. Evet Mirket. Büyük ödülümü alabilirim. Necati buradayım. Ne? Doğru. Seni deniyordum ben. Necati büyük ödül şu. Bir günlüğüne atom merkezinin başkanı olacaksın. Böyle olsun istemezdim ama kural kuraldır. Oo, hangi atomdan sorumlu olacağım? Ne yazık ki hepsinden. Peki çarpışan atomlara da binebilir miyim? Ya da önce atom şekeri yiyeceğim. Böyle saçmalık olmaz. Gel oğlum kamera kayıtlarını inceleyelim. Kesin Necati abinin cevabı başkasıyla karıştı. Ben kuşları izliyordum, bir şey görmedim. Şaka şaka. Dönebilen kamerayım ben, bakır. Evet Necati. Artık dünyadaki fizik yasalarından sen sorumlusun. Lütfen ayarları çok fazla kurcalama. Tamam tamam. Hiçbir şeye basmadan duracağım burada. Hadi gidin siz. Hadi hadi. Ne yapacağın çoktan belli Necati. Gerçekten bu sefer ben de merak ediyorum. Durdurmayacağım seni Necoli. Teşekkürler dostlarım. Hoberey! Şu çizgiyi şuraya çeksek, nenem de pazardan 3 elma alsa, öğretmenim, öğretmenim bitti. Tamam tamam, şimdi şuraya yaklaştır. Aa, Tanju, senin burada ne işin var? Anahtarımı unuttum, burada saklanıyorum. İyi de senin evin yok ki, ne anahtarı? Berem'in anahtarı. Bakın, Berem'in kendi kilidi var. Niye? Saçlarını mı bozacaklar? Sus lütfen, yalvarırım. Baba oraya değil, kamera değiştirip Necati abinin kağıdına yaklaştır. Ha, tamam tamam. Görelim bakalım cevap neymiş. Ha? İyi de Necati abim kendi resmini çizmiş. Saçımı kimse bozamaz. Şakir oğlum, benim gözlerim mi bozuldu yoksa gördüklerim doğru muydu? Ha? Baba gözlerin değil ama ayakların bozulmuş olabilir mi? Uçuyorsun sen. Ha? Şakir, oğlum niye eriyorsun? Annen görürse kızar bak. Baba, çabuk bir kabın içine topla beni. Dağılıyorum. Düzeldim gibi. Bir dışarı çıkıp bakalım neler oluyor. Evet, evet. Ben de normale döndüm sanırım. Her şey bozuldu. Her şey bozuldu. Aynı adam iki kere geçti. Yok yok, biz ikiziz. Ama şu garip işte. Aa, olmuş mu olmuş? Alo Mirket, kamera kayıtlarını inceledik. Ne bulduğumuza inanamayacaksın. Ne buldunuz? Uzaylı. Uzaylı mı buldunuz? Antenlerim var diye uzaylı yaptınız hemen. Uzaylı değilim ben, uçan salyangozum. Mirket, iyi dinle beni. Necati kağıda kendi resmini çizmiş. Cevabı başkası yazmış olmalı. İyi de cevap doğru zaten. Defalarca kontrol ettim. Çözülemeyen problemin cevabı Necati'nin resmiymiş. İyi de biz niye böyleyiz o zaman? Neler oluyor? Çünkü Necati kendini yanlışlıkla kontrol odasına kilitledi. Kapıyı açsa her şeyi düzelteceğiz. Ama dünyanın en zor problemini çözen adam kapıyı açamıyor. Kilidi saat yönüne çevireceksin Necati abi. Senin saatin mi, benim saatim mi? Ne fark eder? Çünkü benim saatimin yer kovanı istifa etti. Sen iki yöne de çevir en iyisi. Of! Çok fazla tuş var. Hangisi kapı bunların? Necati abi, odaya girdiğin yer kapı. Bunu önceden söyleseydiniz ya. Necati abi, her ne yapıyorsan dur. Ayı bozuyorsun. Hangi ayı? Bence böyle daha iyi oldu. Remzi, beni iyi dinleyin. Ağrı Dağı'nın tepesinde bir buton var. Eğer o butona basabilirseniz fizik kuralları fabrika ayarına dönecek ve her şey sıfırlanacak. Peki ya basamazsan? O zaman olacakları hayal bile etmek istemiyorum. Dünya aslında bir fil yumurtasıymış. Filler de yumurtlar bence. Bu sırada biz de Necati abime kapıyı açtırmaya çalışalım. Fizik kuralları işlemeden dağa tırmanmak mı, kapı açmak mı? Hangisi daha zor olacak bilmiyorum. Ayıp ediyorsunuz ama. Daha önce çok kapı görmüştüm var. Buldum.
Yok, bu da tren düdüğüymüş. Başım döndü. Pekala. Fizik kuralları işlemiyorken dağa tırmanmak biraz zor olacak sanırım. Bunu başarabiliriz baba. Hadi çok kolay. Önce sağdım, sonra soladım. Oğlum sana yürümeyi ben öğrettim. Gerekirse bir daha öğretirim. Ayaklarım tepeme çıkmış. O zaman tepem nereye inmiş olabilir? Necati abi bak şimdi. Öne doğru 3 adım at. Evet. Şimdi topa vurduğun ayağına doğru dön. Bir dakika. Önce top bulmam lazım. İşte. 1, 2. Top ki. Ben iki ayağımda da sektiriyorum. Dur biraz da kafamla sektireyim. Kar yağacağına top yağıyor. Kar topu savaşı. Ama bu haksızlık. Benim ellerim yok ki. Hadi oğlum. Az kaldı zirveye. Şimdi görürsünüz siz. Gelin buraya. Eyvah. Kaç. Necati abi açar mısın şu kapıyı? Kızıyorum ama artık. Ama canım sanki ben tatil yapıyorum burada. Vazgeçtim. Hiçbir düğmeye basma yeter. Babanlar zirveye ulaşmak üzereymiş. Tamam Necati. İşte senin yapabileceğin bir görev. Hiçbir şey yapmamak. Gözlerini kapat, odaklan ve hiçbir şey yapma. Yine beceremedim. Kar canavarı. O kadar yavaşlar ki 3 gün beklesek gelemezler. Buradayız. Nalik. Daha fazla basmalıyım. Daha fazla. Bu böyle olmayacak. Canavarlar varken tepeye ulaşmamız imkansız. Bir dakika. Madem fizik kuralları Necati abinin kontrolünde, biz de dağın fiziğini bozup küçültelim. Böylece zirveye kolaylıkla erişiriz. Oldu. Necati abine bunu yaptırmak deveye hendek atlatmaktan zor. Necati abi yeni haberler var. Orada bir yerde bir aktivasyon kolu var. Oo, adisyon kolu. Bayılırım. Altındaki butona basman gerekiyor. Hiç sanmıyorum yapabileceğini ama... Sesinde bir alay seziyorum. Ama halay da olabilir. Tam anlayamadım. Bir harf için gönlünü kırmayayım. Hop 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 aley! Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Neyse ki acil durum halkamı yanıma almışım. Bu değil, bu hiç değil. İşte bu. Baba, yolun sonuna geldik. Bari motorları bağırtmayın. O da geliyor bizi. Umarım Necati abim başarabilir. Bunu atarsam Necati'ye 10 puanmış. Yok, 20 puanmış. Hadi Necati, seni mi kıracağım? 10.100.000.000 puan. İşte bu! Fiziğim şekil, önümden çekil! Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var! Portaldan ışınlamalı 10.000 puan! Ne yapıyorum ben? Boş boş oyun oynayacağım ama kendimi bilime adamalıyım. Ben şu problemi çözeceğim. Hayır, buna izin veremem. Hayır! Sen bence halka atmaya devam et Necati abi. Genelde ben birinin elinin üstüne düşerdim. Tartışma hala sürüyor. Bugün yaşananları sadece sana anlatabilirim sevgili günlük. Bir dakika, sevgili günlük çok samimi oldu. Sayın günlük, affedersin. Günlük. Hop, şişt, buraya bak, çizgili defter. Neyse,
Kimsenin ne olduğundan haberi yok. Ne olduğundan haberimiz yok. Neden tartıştıklarını bilmiyorlar. Evet, bilmiyoruz. Söylesem de inanmazlar. O yüzden söyleme bile. Bir garip bunlar. İki yumurta kır desek kırık yumurtaları görüp tamire yollarlar. Tamam, abartma. Çizgili günlük. Bu sabah her şey normal başlamıştı. Dondurma almak için dışarı çıkmıştık. Bana iki top çilekli. Bana da iki çilekli top. Ama bir anda herkes garip davranmaya başlamıştı. Hayır, garip olan Necati abimin değişik sesler çıkartması değildi. Fındıklara küstüğünden beri fındık yemiyorduk. Ama fındıklı dondurma istemişti. Kim niye fındığa küser? Şu tatlılığa bak. Çekilir misin fındık? Bu senin hikayen değil. Fındık gibi adamım ben, fındık. Niye herkes garip davranıyor? Kapa, açıl, kapa, açıl. Bu uçak uçmuyor. Hangi tuşla motoru çalıştırıyorduk? Ben balık karakteri seçmiştim. Niye dağ keçisi geldi? Sanki mahalleli birileri tarafından yönlendiriliyordu. Kimse kendinde değildi. Neler olduğunu çözmeliydim. Sen neden garip davranıyorsun? Sanırım benim de kontrol ediliyor taklidi yapmam gerekiyordu. Dikkat çekiyordum. Tuşları deniyorum ben de bak. Hop! Hop! Hoba! Güvenebileceğim birini bulmalıydım. Koca mahallede benim dışımda normal davranan biri yok muydu? Oo! Manşette Peyami Dede var. Emekliler artışta. Artık Peyamiler %20 daha fazla. Tek normal davranan sensin Peyami Dede. Ama sanırım bana yardımcı olamazsın. Aralarına karışmak için kendime bir kıyafet bulmalıyım. Ah, gazete kız ol. Artık haberleri senden alırız. Evet, gümüşünü koymayan kaldı mı sandığa? Benim gümüş dişim varmış. Direkt beni koyun içine. Sen çekil bakayım. Kaldır, kaldır, kaldır. İndir, indir, indir. Kapa, kapa, kapa. Git, git, git. Tek seferde de anlıyorum. Üç kere tekrarlamana gerek yok. Takımları hazırla. Nasıl yani? Anlamadım. Hazırla, hazırla, hazırla. Sen şöyle. Gel bakayım. Sen de şuraya. Evet, kırmızı takım kırmızı bölgeye. Mavi takım mavi bölgeye. Belli ki bir çeşit oyun oynamaya hazırlanıyorlardı. Keşke biz de Luna Park'ta toplansaydık. Gömdüğümüz hazineyi ilk çıkaran takım kazanır. İşaretimle. Koşun, koşun. Mahallelinin bir sinyal tarafından yönetildiğini fark etmiştim. Sinyalin kaynağı Luna Park'taki heykeldi. Zaten geçen ay uzaylılar bu barış heykelini hediye ettiklerinde şüphelenmiştim. Bu bir Truva atı olmalı. Truva atı değilim, normal bir dilliyim. İçeride kalmıştım. Oh, temiz hava. Bu uzaylı gezegeni hep burada mıydı? Nasıl olur da görmedik? Bu durumu benim dışımda düzeltebilecek kimse yoktu. Kahraman ben olmalıydım. Sinyali takip edip kendimi uzaylı gezegenine ışınladım. Koşun! Koşun! Barikat kurmuşlar. Hazineye ulaşmak için bu sokağa geçebilmemiz lazım. Domates atın! Süper yiyicileri var. Domates işe yaramıyor. Gelin bu taraftan. İlerleyemiyoruz. Bize araç lazım. Bu bir araç mı? Yeterince yaratıcı olursak olur. Uzaylı gezegeni aynı dünya gibiydi. Evet, aynı dünyadaki gibi. Herkes ekranlara bakıyordu. Ortadan gidin, ortadan. Derken babamı gördüm. Ha? Babam mı o? Ne yapıyorsun çocuk? Oyun oynuyorum. Ama bazı kontrolleri öğrenemedim bir türlü. Yardım eden yok mu? Yardım eden yok mu? Nasıl hızlı koşuyorduk? Ne oyunu? Gerçek kişileri yönlendiriyorsunuz. Biliyorum. Bizim olayımız bu zaten. Gezegenlere yaklaşıp oradaki karakterleri kullanarak oyun oynarız. Bak, karakterlerin süper güçleri de var.
Şakir maceracı, bakkal amcanın süper gücü portakallı kekleri, Fil Necati'nin süper gücü fil olması. Peyami dede? Onun süper gücü yeteneksiz olması. Onu kimse seçmedi o yüzden. Derken ekranda kendimi gördüm. Seni seçen takım arkadaşımız oyuna başlamadı bir türlü. Aramalarımıza da cevap vermiyor ama onu hiç sevmem zaten. Çıkıntı bir tip. Baklavanın yanında ayran falan içer. İşte beni kontrol eden kişi belki de bu düzene karşı çıkıyordu. Onu bulup yardımını almalıydım. Ver bakayım şunu. Beni kontrol eden kişinin adresini bulmalıyım. Üç deyince zıpla uçarsın oraya zaten. Ha? Bir, iki, üç. Şimdi. Ha? Ha? İşte adres burası. Ama beklediğim kişi isyancı çıkmamıştı. Sadece uyuduğu için karakterimi kontrol etmiyordu. İsyancı. İsyancı ben olmalıydım. Bu oyunu yazan kişiyi bulmalıyım. Of, şarjım bitti. Kim bilir karakterime ne oldu şimdi? Pilotun şarjı bitti. Oyunun ilk yüklendiği bilgisayara ulaşmıştım. Kaynak kodunu inceledim. Biraz veri tabanı, biraz da kapuska çıktı. İşte oyunun üreticisinin adresini bulmuştum bile. Hop! Öyle yemeğime kim klavye soktu? G harfi boğazımda kaldı. Neyse ki yumuşak giymiş. Oyunu yazan kişinin evindeydim. Çok tehlikeli olabilirdi. Ya bir uzaylı canavar çıkarsa? Ha? Sen bir bebeksin. İyi de bir bebek nasıl bir oyun yazabilir? Oturarak. Üstelik Necati abimi kontrol eden de oydu. Tatlı bebek. Hanimiş uzaylı bebek. Hangi göktaşından düştün sen? Gel bakayım. Niye durdun Bebeto? Kazanmak üzereydik. Çabuk, uzun bir çubukla dürtelim. Göbeği kalkan gibi. İşe yaramıyor. İtin, itin. Bir anda kendimi evin evcil hayvanıyla bulmuştum. Uzaylı bebek çok yetenekliydi. Cici köpek, git getir. Neyse ki bebek biberonunu almak için odasına gitmişti. İşte şans ayağıma kadar gelmişti. Kodları incelemiştim. Cevap başından beri gözümün önündeydi. Uzaylıların kontrol sinyalini kesmek için dünyadaki sinyal cihazını yok etmem gerekiyordu. Bebeto, nereye gidiyorsun? Şeyde bir şey yapacaktım. Döneceğim az sonra. Çok güzel salladın ama unuttuğun bir şey var. Bebeto konuşamıyor. Cigilo, sen Bebeto'nun komşususun değil mi? Bir evine gidip baksana. Tamamdır. Açık vermiştim. Necati abimi uzaylı bebeğin kontrol ettiği şekilde kontrol etmeliydim. Minga minga. Cik cik cik. İşte sinyal cihazını kapatacak kol. Tek bir tuşa daha basarsam dünyayı kurtaracaktım. Ve... Uzaylı bebek beni fark etmişti. Hala tuşa basmak için zamanım vardı. Ama neden basamıyordum? Çünkü gerginlik seviyorsun. Hayır, başka sebebi vardı. Çık aradan. Karakterim niye oyun alanında değil? Beni de kontrol etmeye başlamışlardı. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. Beni kontrol eden uzaylı tuşları deniyordu. İrademi toplayıp kahraman olmalıydım. Dayanabilirim. Niye çalışmıyor bu? Al, 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 al. Baba! Ay! Klavyeye denk gelmeliyim. Oyuna bağlanamıyorum. Niye oynayamıyorum ben? Tüm bağlantı koptu. Oyun iptal.
Uzaylılar bizle baş edemeyeceğini anlayınca kendilerine başka gezegen bulmaya gitmişlerdi. Anne, baba. Ha, bu kıyafetler ne böyle üstümüzde? Niye bu kıyafetleri giyiyoruz? Ben zaten kırmızı giyiyordum. Siz kendinize bakın. Neler oluyor? Ha? Bu gümüş dolu sandık da ne? İşin kötüsü, kimse bir şey hatırlamıyordu. Sakin olun. En iyisi gümüşlerin tamamını sayalım. Herkes kendi payını alsın. Bir gümüş, iki gümüş. Yanlış saydın. Bir ve iki dedim sadece. Nasıl yanlış saymış olabilirim? İkiyi tonlamanı sevmedim. Daha güzel iki de. İki de. İşte dünyayı kurtardığım gün bu şekilde sona ermişti. Tartışmaysa hala sürüyor. Tekrar düşündüm de bu günlüğüme yazdıklarım çok tehlikeli. Seni yok etmeliyim sevgili günlük. Of, sevgili de yine çok samimi oldu. Hop! Şşş! Çizgili! Sana diyorum! Güle güle! Ver abla, ben yok ederim. Ü harfi boğazıma takıldı ya.